Taşo Teşerun'unu, yani İmralı Camisi Bölücübaşı'nı gazi meclise davet edecek kadar delirmişlerdir. Delilik, dün izlediğimiz kalkışmayı anlatabilecek en hafif tabirdir. Çünkü ağızlarından eksik etmedikleri Türk milliyetçiliğini Türklüğe ihanet ile bu kadar yakınlaştırabilmenin, bunu göze alabilmenin ve kulaklarına ezanla okunmuş o büyük isimlerini böylesine kirletebilmelerinin başka bir izahı olamaz. Cumhuriyetin kuruluş felsefesinin, yani Türk milliyetçiliğinin düşürülmek istendiği bu durumun başka bir izahı olamaz. Bebek katili ve terörist başı meclise gelip de demin grup toplantısında konuşsunmuş. Terörün bittiğini ilan etsinmiş. Haydi oradan. Burası Mustafa Kemal Atatürk'ün meclisi. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulduğu yer. Burası milli egemenliğin yegane tecelligahı. Bizim cesetlerimizi çiğnemeden bu cani başı bu meclise giremez. Aziz dava arkadaşlarım, hatırlıyorsunuz değil mi? Erzurum meydanında Sayın Devlet Bahçeli Tayyip Erdoğan'a ip atarak ben asamadım, asabiliyorsan sen as demişti. Buradan Devlet Bahçeli'ye sesleniyorum. Abdullah Öcalan'ı asamadınız ama bu büyük milletin hayallerini astınız. Şehitlerimiz gözlerini kırpmadan ölüme giderken asla ve kata sizin yaptıklarınızdan utandıkları kadar mütezarrır olmadılar. İdam sehpalarına giden arkadaşlarımız bile gururla gittiler. Siz bu milletin vefasını astınız. Siz bu milletin utanç duymasına sebep oldunuz. Ondan sonra da çıkıp diyorsunuz ki bu milattır. Madem ki milattır, o zaman onun da bir hatırası olsun. Bu büyük milletin anılarını yok ettiniz. Bu büyük milletin geleceğini kastettiniz. Al şimdi bu ipi, baş köşede başının ucuna as. Üç hilali bu ihanete araç kılanlar gibi altı oku da bu gayrimilli mutabakata katmak gafletinde olan 31 Mart'ta seçmenin gösterdiği teveccühün ve verdiği mesajın mahiyetini anlamadan Mustafa Kemal'in aziz hatırasını, cumhuriyeti ve üniter devleti kumar masasındaki bir miras yedi gibi harcamaya yeltenen bir Cumhuriyet Halk Partisi yönetimiyle de karşı karşıyayız. İmralı'da ittifak kuranları görünce iktidar trenine binmek telaşına kapılmış ve Diyarbakır'a gitmek için Edirne'den izin alacak kadar şaşırmış ve küçülmüşlerdir. Adeta toplumda gözlenen
cinnet halini yakalayıp hatta geçerek Mustafa Kemal'in ve aziz yüz binlerce şehit ve gazimizin fikirlerini ve ömürlerini her bir tuğrasına harç diye kattığı bu devleti, cumhuriyeti babalarının bahçesinden kopardıkları bir meyve gibi ikrama kalkışarak kurbanda dağıtılan et misali pay etmeye girişerek, unuttukları zekatı verir gibi üleştirmeye çalışarak nihai yıkım planının yeni bileşeni olduklarını ispat telaşına girmişlerdir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın günlerdir, haftalardır havaya bakıp ıslık çalması ve bugün bölücü başına imtiyaz yarışında ben de varım hezeyanı lanet okunacak bir iktidar hırsıdır. Devlet Bahçeli'ye cevap veriyor. Verdiği cevaba bakın. El yükseltiyormuş. Türkiye kumar masası mıdır? Kürtlere devlet vaat ediyormuş. Kürt kardeşlerimiz bu devletin bizim gibi ortaklarıdır. Kürt kardeşlerimiz bu milletin asil eşit fertleridir. Her sorunun öznesine Kürt kardeşlerimizi koyarak bundan siyasi rant devşirmelerine asla ve kata izin vermeyeceğiz değerli dava arkadaşlarım. İşte görün neden merkez siyaset istediğimizin gerekçesi de esas itibariyle burada gizlidir. Kişiselleştirilmiş siyasi hırslar ve hedefler ortak aklı devrede çıkarmış, siyaset bir uçtan diğer uca savrulmuştur. İyi Parti'yi büyük bir tarihi sorumluluk beklemektedir. İyi Parti milli ve manevi değerlerimizin buluşma merkezi, ülke yararına tüm siyasi fikirlerin kucaklaşma alanı olmalıdır. Bundan sonra burası Ötüken'dir. Burası Malazgirt'tir. Burası Çanakkale'dir. Burası Sakarya'dır. Burası Kocatepe'dir. Herkesi bu kutlu çatının altında buluşmaya çağırıyorum. Sevdası Türkiye, kaygısı Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği olan herkesi birlikte kutlu bir mücadele vermeye çağırıyorum.